Sevgili arkadaşlar, fonksiyonun grafiğini incelemeden önce koordinat düzlemini tanıyalım. Birbirine 90 derece açıyla birleştirilmiş iki sayı doğrusundan oluşur, reel sayı doğrusundan. Kesişim noktaları orijin, yani sıfır noktası olarak belirlenir. Bu koordinat düzleminde birçok noktanın koordinatları bulunabilir. Mesela herhangi bir nokta seçelim. A noktası olsun. Orijinden 2 adım sağda. 2 adım sağdaysa 2 yazıyoruz. Kaç adım yukarıda sayalım? 1, 2, 3, 4, 5. 5 adım yukarıda. Yani bir noktanın koordinatı orijine göre bulunduğu yer dikkate alınarak yazılır. Peki fonksiyonlarla bu konunun ne alakası var? Arkadaşlar, bir grafik, bir fonksiyon grafiği görüyorsunuz. Bu fonksiyon grafiği üzerinde herhangi bir nokta alıyoruz. Dikkat ederseniz aldığımız nokta sarı çizginin üzerinde. X eksenine uzaklığına baktık. Y eksenine uzaklığına baktık. Orijine göre sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 adım sağda. Kaç adım yukarıda? 1, 2. 2 adım yukarıda. Yani şunu demek istiyoruz. Bir koordinat düzlemi üzerine bir fonksiyon grafiği çizilmişse bu grafik üzerindeki noktaların koordinatları okunabilir. Arkadaşlar, ayrıca bir grafik üzerinde tanım, değer ve görüntü kümeleri de bulunabilir. Tanım kümesi yatay eksen, değer kümesi düşey eksen, görüntü kümesi ise bir dikdörtgen yardımıyla belirlenebilir arkadaşlar. Hangi değerden fazla alamıyor, hangi değerden aşağı alamıyor. Burada sayacak olursanız fonksiyonumuz 6'dan büyük, eksi 4'ten küçük değer alamıyor. Aldığı değerler, yani görüntü kümesi sevgili arkadaşlar bize şu şekilde ifade ediliyor. FA eşittir eksi 4 ile 6 arasında. Yani eksi 4'ten küçük olamaz, 6'dan büyük olamaz. Dikkat ederseniz 6 ve eksi 4 değerlerini almış. Bu sebeple köşeli parantez kullandık. Arkadaşlar, ters görüntü bir kelime. Geçmiş yıllarda ters fonksiyon anlatılıyordu. Şimdi daha sonraya bırakıldığı için ters görüntüyü anlatacağız. Bu noktanın koordinatlarını bulalım. Seçtiğimiz nokta bir köşe noktadır. O yüzden dikkat edin. 6'ya 4. A noktası 6,4. Arkadaşlar, tanım kümesi demiştik. Değer kümesi demiştik. Yani 6'dan gelip 4'e gitmişiz. Eğer tersini yaparsak sevgili arkadaşlar, tersi 4'ten geri dönecek olursak, 4'ten geri dönüyoruz. Ulaştığımız nokta 6. 6'dan 4'e giden bir fonksiyonda ters görüntü, ama bir noktanın ters görüntüsü f eksi 1, 4 eşittir 6. Yani 4'ten geri döndüğümüzü unutmayın. Yani 6 ile 4 yer değiştirmiş diye bilirsiniz.